Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ben daha önce YouTube kanalımda sizlerle birlikte Citroen Ami elektrikli aracın özelliklerini anlatmıştım. Daha sonra bu araç Türkiye'de satışa sunuldu. Oldukça da ilgi gördüğünü söyleyebilirim ama tabii bazı sıkıntıları var bu aracın. 45 km maksimum hızı var. Menzili çok düşük ve özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde TEM otoyolunda kullanamıyorsunuz. Bu da şu anlama geliyor. Bu araç daha çok küçük şehirlerde ve kısa mesafeler için kullanılabilecek bir otomobildi. Şimdi marka yeni bir otomobil daha duyurdu. O da Oli. Oli de %100 elektrikli bir araç ve daha çok pick-up'a benzeyen bir ilginç bir tasarımla geliyor. Ön camı 90 derecelik bir açıya sahip ve aracın iç kısmı komple kırmızı renkle tasarlanmış. Bazıları bu renk cümbüşünün birazcık gözleri yoracağını düşünüyor ki ben de aynı fikirdeyim. Kırmızı renkli bir otomobilde yolculuk yapmak ister misiniz ya da gözleriniz yorulur mu bilemiyorum. Yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi aracın özelliklerine gelecek olsak 4 kişilik bir araç olan Oli pick-up'larda olduğu gibi arka bölümünde açık bir bagaja sahip. Aracın tavanı, ön kaputu, kasa panelleri fiberglass ile güçlendirilmiş paneller ve bunlar arasındaki geri dönüştürülmüş oluklu kartondan üretilmiş. Tabi burada karton deyince yanlış anlamayın. Üzerine çıkıp hareket edebileceğiniz bir mukavemeti var bu tavanın ve diğer parçaların arkadaşlar. Ve bu sayede ağırlığı 1000 kilogram gibi düşük bir değerde tutulabilmiş. Özellikle elektrikli otomobiller benzinli ve dizel sürümlere göre daha ağır oluyor. Bunun en önemli sebebi ise pil. Gövdeyi bu şekilde özel materyallerle ürettiğiniz zaman aracın ağırlığı da hafiflemiş oluyor. 100 km'de 10 kWh enerji harcayan bu konsept aracın menzili ise 400 km ve son hızı saatte 110 km olarak açıklandı. Yani şehirler arası yolda kullanılabilecek bir otomobil var karşımızda. Araç konsept olduğu için piyasaya bu tasarımla sürülmeyebilir. Ancak markanın gelecek stratejilerini göstermesi açısından Citroen Oli önemli bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Citroen Oli'nin bazı ilginç özellikleri de bulunuyor. Üzerindeki bataryadan şebeke elektrik verme ve yine kendi bataryasından başka cihazları çalıştırabilme. Mesela saç kurutma makinesi, ne bileyim ütü gibi cihazları çalıştırabilme gibi özellikleri bulunuyor. Bunu da altını çizeyim. Açıklanan bilgilere göre aracın pili 23 dakikada %20'den %80'e kadar şarj olabilecek. Bunun dışında araçla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı arkadaşlar. Söylediğim gibi prototip olduğu için fiyatı, Türkiye'ye gelip gelmeyeceği falan da belli değil. Bu tarz prototip otomobiller bazen gerçek hayatta seri üretime çıkmayabiliyor ya da seri üretilse bile farklı tasarımla gelebiliyor. Markalar bu tarz prototip araçları hem bir kamuoyu yoklaması hem de aracı geliştirirken kullanmak üzere üretiyorlar. Bu bakımdan bu araçla ilgili beklentilerinizin bu yönde olmasını öneriyorum. Yani fiyatı ne olacak, piyasaya çıkar mı, Türkiye'ye gelir mi gibi sorular konusunda benim net bir bilgim yok. Piyasaya sürülebilir, seri üretime geçebilir, Türkiye pazarına da gelebilir ya da gelmeyebilir. Ama Ami geldiği için bence bu da gelebilir. Tabii ki eğer seri üretime çıkarsa. Yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Videoları izliyorsunuz. Teşekkür ederim. Beğeniyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Yorum da yapıyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Videolarımı izlediği halde abone olmayan da küçük bir hatırlatma yapayım. Açıklamada link var. Oraya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Hepsinin linkleri de yine açıklamada yer alıyor. Tek bir tıkla bütün sosyal medya hesaplarıma abone olmanız mümkün. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.